Edirne'ye geldik. Ben bunları paketleyeceğim. Hemen keşfetmem lazım. Hop. Küçük bir sınır kapısından Yunanistan'a geçeceğiz. Geldik. Evet. Yani sınır orada. Sınırlarda geziyorum. Çünkü yaşam deneyim. Yaşam bir keyif. Yaşam keşfetme. Hazırsanız başlayalım. Kavala'dan, güzel Kavala'mızdan ayrıldık. Bu dağların arkası Kavala. Ve ben ekip arkadaşlarıma dedim ki, gelin sizi bir yere götüreyim. Çünkü yolumuz Selanik. Şimdi Selanik'e doğru yola çıktık. Sizi dedim, benim gizli sahillerime götüreyim. Ben Kavala'ya geldiğimde sahilden böyle arabayla devam ede ede bir sürü yer keşfettim. Onlardan bir tanesi de burası. Neo Peramos. Neo Peramos'a geldik. Kış ortası. Şu güzelliğe bakın. Sıcacık. Sessiz, sakin. Şu an denize bile girebilirsiniz yani o derece. Burası bana huzur veriyor. Çok seviyorum. Biraz bana şeyi hatırlatıyor. Böyle 90'lardaki işte Erdek, Marmaris. Oradaki o tadı, o sakinliği, o doğallığı, o samimi ortamları hatırlatıyor burası. Çünkü hiç değişmemiş. Yıllardır hiç değişmiyor. Küçük oteller, pansiyonlar, bungalovlar, yine şık, yine güzel ama hep az katlı. Zaten göreceksiniz birazdan. Böyle sakin, çok güzel korunmuş bir kasaba diyelim buraya yani. Kavala'dan 15-20 dakika sonra. Çok güzel. Seviyorum Neo Peramos'u. Şimdi Selanik'e doğru yola çıkacağız. Bozuklarımdan birazcık verdim performansçıya. Çünkü sokak performansçılarına inanılmaz büyük bir saygım var. Yani onun orada yaptığı şey kolay bir şey değil. Bütün nefesini, vücudunu ve konsantrasyonunu ayarlıyor. Ve durabildiği kadar o şekilde bir heykel gibi duruyor. Bir heykeli performe ediyor. Avrupa'da en sevdiğim şey bu. Sokak sanatçıları. O kadar renkli ki. Kültürün içinde bunun olması hayatı çok daha ileri götürüyor, renklendiriyor. Bu şehri ne kadar özlediğimi bir kere daha hatırladım. Uzun süredir gelmiyordum. Gerçekten de İzmir'in kız kardeşi. İzmir'le çok benziyorlar. Fakat tabi Selanik bir mimari harika. Yani çoğu bina art deco. Çok görkemli binalar var, çok estetik. Ve meydanındayız. O kadar güzel tasarlamışlar ki meydanı. Müzik.
yukarıdan, meydandan yürüye yürüye sahil şeridine indik. Müthiş güzel bir hava var. Yani kış ortasındayız ama inanılmaz güzel bir hava var. Çok güzel tasarlanmış bir meydan. Birbirinin aynı benzeri binalar. Belli açılarla ve belli şekillerle birbirini tamamlayarak böyle yukarı kadar devam ediyor. Altında pasajlar, ortada yürüme yolları, park vesaire. Arkamda da ünlü Selanik Kalesi. Selanik'e ben ilk kez konservatuvarda geldim. Öyle keşfettim Selanik'i. Balkan Tiyatro Okulları Festivali vardı. Bütün Balkan ülkelerinden konservatuvarların geldiği bir festival. Ve o zaman Selanik'e aşık olmuştum ben, güzelliğine. Çünkü bayağı uzun bir festivaldi. Yugoslavya'dan Bulgaristan'a kadar bütün Balkan ülkeleri ve tabii ki Selanik Konservatuvarı da içinde olmak üzere her akşam bir etkinlik, birbirimizin oyunlarını izleyip sonra oradan barlar sokağına, yemeklere falan filan. Bir de o dönem kız arkadaşım olmuştu. Buradan Selanikli. Böylece sınırlarda dolaşmaya başlamıştım ben. Sonra vakit buldukça hep geldim ben Selanik'e. Burada olmak beni rahatlatıyor. Bu düzen, bu estetik, bu güzellik. Ve İzmir'le çok benzeşiyorlar gerçekten. İzmir de çok güzel bir şehir. Selanik'te çok fazla art deko bina var. Çok seviyorlar. Yani böyle dönerek gelip ondan sonra küp şeklinde, kare şeklinde devam edip tekrar dönerek birbirini tamamlayan, kesen çizgilerin olduğu binalar. Çok artistik binalar. Mimari olarak çok değerli bir şehir. Size göstereyim onu da. Yani ben bunları böyle seyrede keyif alarak kendimi arka sokaklarda kaybediyorum yani Selanik'e geldiğimde. Şu balkonların artistliğine bakar mısınız? Harika bir artistlik. Geniş, hop böyle dönerek geliyor. Sonra yandaki balkonlar tekrar böyle bir dikdörtgen kesim. Yani o iki tezatlığın yani hareketli yuvarlakla köşeli çizgilerin birbiriyle uyumu. Müthiş. Evet, şimdi kahve molası verelim dedik. Frappe olmazsa olmaz. Yolda bakınırken nereye oturalım diye ben burayı hatırladım. Daha önce gelmiştim buraya. Çok güzel böyle artsy diyebileceğimiz hafif bohem. Ya dedim burada oturalım. Eski anılarımı hatırladım. Frappe de çok güzel. Böyle denize nazır. İnsanları seyrediyoruz. Buranın modu bu. Selanik'te insanlar böyle kafelerde otururlar. Gelen geçeni izlerken kahvelerini içerler. Kafalar çok güzel burada. Yani şuradaki şu girişin zevkliliğine bakar mısınız ya? Pencere detaylarıyla, kapı. Şunun zevkliliğine bir bakın. Kaleye doğru yürüdük. Arkamda kaleyi görüyorsunuz. Bu eski bir Bizans kalesi üzerine 2. Murat tarafından tekrar yaptırılan bir kale. Savunma amaçlı yaptırılıyor ama sonra zindana dönüştürüldüğü falan rivayet ediliyor. Yani yine bizim buradaki izlerimiz devam ediyor. İyi bir zamanda geldik Christmas'ta. Güneş de yavaştan batıyor, karnımız acıktı. Şimdi güzel bir restoran bulalım. Burası Selanik'in bütün güzel lokantalarının olduğu bir bölge. Hepsi bir arada. Bizim Çiçek Pasajı, Beyoğlu'nun arka taraflarındaki küçük irili ufaklı restoranlar gibi. Biz de şimdi yer bakıyoruz ve çok güzel bir meydancığa geldik.
çeşme falan var ortada, çok hoş. Orası hoş gözüküyor, oraya bir oturalım. Bu bölgenin ismi La Dedica. Feta cheese geldi bu arada. Hmm. Bu keçi koyun peyniri yani Yunanlıların feta cheese. Peynirli patates dolması diye bir şey söyledik. Ben hiç görmedim Türkiye'de. Böyle bir şey geldi. İçinde işte krema, yoğurt, yumurta falan var. Peynirden patatesli bir şey, çok güzel gözüküyor yani. Onu deneyeceğiz. Evet. Bu fava beğenmedim. Bizdekiler daha iyi. Böyle çok krema gibi, böyle kremamsı yapıyorlar. Bu bildiğin nohut ezmesi gibi bir şey yani. Belki bu lokantaya özel, bilmiyorum. Mutlaka iyi yapanı vardır yani. Patates dolması lezzetli. Fırında domates soslu karides. Ben bizde hiç görmedim bunu. Belki yapıyorlardır. Midye söyledik. Midyeyi hiç beğenmedim. Deniyorum. Güveci. Türk'ün en iyi bildiği yol, ekmeğe vuracağız. Banaraktan suyuna bu gece böyle. Böyle. Şimdi sabah oldu. Dün gece Christmas'tı. Hala Christmas bayramı ama tam kutladıkları geceydi yani. Eğlendiler, gezdiler, coştular. Yemekler, partiler. Ben gece yürüyüşe de çıktım. Şimdi sabah erken birkaç yer göstermek istedim ekibe. Çünkü Kavala'da olduğu gibi burada da çok güzel anılarım var. Barlar Sokağı'na girdik. Bakın şurada arkada sesi duyuyor musunuz bilmiyorum. Bir bar hala devam ediyor geceden beri. Sabah 10.30 olmuş, hala eğlence devam. Sesleri duyabilirsiniz, uyumamışlar yani. Hatırladım, tiyatro festivalinde bizi buraya götürmüşlerdi. Çok güzel bir bar. Hala aklımda kalmış çünkü o zaman da çok hoşuma gitmişti. Tuğladan böyle, ateş tuğladan bir bina. Tarihi. Onun içine bar yapmışlar. Ne kadar güzel, ne kadar artistik falan demiştim. Burası da Barlar Sokağı yani. Çok güzel. Bu eski binaları bara çevirmişler. Yani bunlar şeymiş işte, ticaret alanları. Yani bizim Karaköy'de de öyledir ya. Depo, toptan eşya, toptancılık, toptan malzemeler falan. Ama şimdi çok böyle yeme içme falan yeri olmuş. Şimdi sizi bir yere getirdim. Burayı görmenizi istedim. Christmas nedeniyle kapalı ama bunu gerçekten görmelisiniz. Biz eşimle evlenmeden önce biz böyle çok yine Yunanistan'a gittiğimiz bir dönem Selanik'e gelmiştik. Ve sokak aralarında dolaşırken ki en sevdiğimiz şey hani sokak aralarında kaybolmak. Burayı bulmuştuk. Ve hala yıllardır var, duruyor burası. Burası ahşap oyuncakçı. El yapımı. Ahşaptan oyuncaklar satıyor sadece ve yıllardır ayakta durabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Biliyorsunuz artık her şey plastik. Plastik çocukların gelişimi için çok zararlı, plastik oyuncak. Bu kültür hızla kayboluyor ama Avrupa'da hala böyle dükkanlar var. Bizde de Karaköy'de, Kadıköy'de, hatta Eminönü'nde bile bulabilirsiniz küçük küçük. Çok güzel, çok büyüleyici. Bakar mısınız güzelliğine?
Evet, şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün evindeyiz. Selanik'ten ayrılmadan önce tabii ki burayı ziyaret etmeye geldik. Ziyaret etmezsek olmaz. Garip bir his. İnsan duygulanıyor. Tabii bu evin bu kadar zaman ayakta kalması da çok büyük bir hediye. Yani mübadeleyi atlatıyor, Birinci Dünya Savaşı'nı atlatıyor, İkinci Dünya Savaşı'nı atlatıyor, bir sürü şey atlatıyor ve bu ev ayakta kalıyor. Müthiş bir deha. Vatanını çok seven birisi. Allah rahmet eylesin. Huzur içinde yatsın. Umarım bıraktığı mirası layıkıyla devam ettireceğiz. Burada şu an akan resimler var, duvara yansıtılmış. Görüyorsunuz ki Selanik, hatta sahil şeridi o zaman da böyle çok güzel binalarla dolu. Çok hoş, güzel tasarlanmış bir şehir. Tramvayı var işte, binalar çok güzel. O zaman da çok güzelmiş Selanik. Yani ben tabii ama bunları görünce şunu düşünüyorum. Tabii Atatürk'ün doğup büyüdüğü yer burası. İnsanın doğup büyüdüğü yer memleketi oluyor. Yani memleket dediğim, hani hangi şehirden geliyorsan memleket nere derler ya. Haliyle bu Balkanların havası, suyu, dokusu Atatürk'ün içinde. Selanik'i kaybettiğimizde ben onun üzüntüsünü tahmin edemiyorum. Burası manastır. Askeri okulu Atatürk'ün. Hatta Ali Rıza Efendi babası da manastırlıymış. O tarafa göçen Türkmenlerdenmiş yani. Baksanıza, dağlarda bayırlarda hayatı başlıyor, sonra da hep böyle. Şuradan bakarsanız o zaman da Selanik'in dokusu böyle, yani gördüğümüz gibi. Yani binaların estetiği, düzeni, her şeyiyle çok güzel. Yani bu estetik yapı içerisinde büyüyor Atatürk. Kendi aldığı bir şey var yani, doğal böyle bir estetik, bir düzen görerek büyüyor yani. Yani Selanik Osmanlı'nın batıya açılan kapısı. Şimdi ben Selanik'te yaşıyor olsam bu bölgede yaşardım. Neden diyeceksiniz? Burası etrafı binalarla çevrili. Ortada kocaman bir alanın olduğu, ferah bir alanın olduğu bir bölge. Ne var? Arkamda Roma Agorası var arkadaşlar. Yani sabah evinden balkonuna çıktığında kahveni içerken ilk gördüğüm manzara Roma Agorası'nın kalıntıları ve iyi durumda. Müthiş bir şey tabii yani. Hep tarihle iç içesin. Ruhun, zihnin, kafan sürekli açık.
Arka tarafında geniş bir park var. Sabah yürüyüşünü yap, koşunu yap, köpeğinle gez. İster sabah ister akşam. Böyle ağaçların içerisinde. Onun hemen arkasında da merkez. Yani sahile iniyorsun artık. Alışverişini yap, dön. Sahilde yürü, gel. Ben bu bölgede otururdum. Çok güzel yani. Böyle sıkışık dip dibe de değil. Ama bu sayfiye evlerinden bir tanesi yerine daha eski yüksek tavanlı, beni sevdiğim tarz, böyle tam benim sevdiğim tarzda yüksek tavanlı, daha eski tarihli evlerden bir daire düşürmeye çalışırdım. Orada otururdum. Değil mi? Kaç tane Roma agorası var? O bulunmaz bir şey. Burada otururdum. Neyse kirası verirdim. Kiralar ne kadar burada acaba? İstanbul'da tabii yükseldiği için, çok uçtuğu için insanın ilk aklına o geliyor. Müthiş ama ya. Sessiz, sakin, tarih, yeşillik, binalar, minalar. Güzel. Şimdi karşı tarafa geçtik, yukarıya çıktık. Buradan daha iyi görüyorsunuz Agora'yı. Hatta tam şu ortadaki iki ağaç çok da poetik duruyor, çok şiirsel duruyor. Şurada birazdan göstereceğiz size, güzel küçük bir antik tiyatro var. Olmazsa olmazı tabii şehirlerin. Mutlaka pazarı, jimnasyumu, parlamentosu, antik şeyi işte tiyatrosu oluyor. Bu onların bir kültürü, böyle bir şehir yaşamı öyle onlarda. Mutlaka bir işte konuşmaların yapıldığı, oyunların oynandığı, sosyalliğin yaşandığı bir tiyatro mutlaka var. Hatta bizim oralarda daha güzel yerlere kuruyorlar. Hep denize bakan yerlere kuruyorlar. İşte Assos'ta, Ege'de, nerede olursa olsun antik tiyatro hep böyle denize manzaralı, denize nazır. Adamlar gelip önce bir denizi seyredip akşam güneş battıktan sonra da oyunu izliyorlar ya da konuşmaları izliyorlar. Yalnız şu var. Tabii bu aşağıdaki yürüyüş yolları böyle oradan gelip orada bitiyor değil. Aslında böyle devam ediyormuş bu Roma şehri. Bu biraz tepedeyiz biz. Bu bölge yani bir Roma şehriymiş aslında. Zaten şurası da işte o bahsettiğim park. Sonra hemen meydana, merkeze, sahile iniyorsunuz. Yani buradan yine onlar denizi görüyorlarmış.